Hadi gelin şimdi projemizi hem zenginleştirelim hem de daha önce gördüğümüz konuların da aslında farklı ortamlarda nasıl kullanılacağını görelim. Şöyle ki bunun bir alışveriş sistemi olduğunu düşünün ve ben burada herhangi bir ürünü buradaki bir buton vasıtasıyla seçtiğimde o ürünü sepete eklesin istiyorum. Yani bir alışveriş sistemi gibi düşünebilirsiniz. Bu bakımdan React Strap'te şöyle Buttons'a geldiğinizde şöyle butonları göreceksiniz. Şöyle bakın bir sürü buton türümüz mevcut. Örneğin ben buradan şöyle infoyu alabilirim. Şu info butonunu alıyorum. Ctrl-C. Şöyle şuraya kadar alabilirim. Bunu aldım ve product listime geldim. Product listimde bir kolon daha ekleyeceğim. Boş bir kolon o buton için. Bir tane TH ekliyorum yani. Şuraya da bir tane TD ekleyeceğim ve butonumu oraya ekleyeceğim. Buton React Strap'ten geldiği için onu da şöyle eklemem lazım. Bakın burada şöyle add to cart diyelim. Ctrl S. Uygulamamı açtığım zaman şöyle bu şekilde görüntüyle karşılaşıyorum. Bunu tabii ki şey yetmediği için hani alanımız dar olduğu için bunu bu şekilde gerçekleştirdi. Şöyle add diyebiliriz. Sepete ekle anlamında daha şey olsun diye. Ekran görüntümüz daha iyi olsun diye. O tamamen tasarımsal bir şey. Şimdi ben bu butona tıkladığımda, şöyle herhangi bir butona tıkladığımda bunun sepete ekleme işlemi gerçekleştirmesini istiyorum. Peki ben bu işlemi nasıl yapacağım? Oldukça basit arkadaşlar. Şöyle ki, şimdi buradan başlıyorum. Yani product listten. Aslında ben olayın nereye gideceğini biliyorum. Ama tamamen böyle ihtiyaç anında sisteminizi değiştirebilirsiniz. Şöyle ki add to cart diye bir fonksiyon yazıyorum. Bu bir fonksiyondur diyorum. Parametre olarak da hani buna bir product göndereceğimi biliyorum. O yüzden şöyle yazıyorum. Bu noktada Ctrl S dedikten sonra Ctrl S demeyelim önce alert diyelim. Mesela product nokta product name'i alert ile gösterdiğimizi varsayalım. Şimdi ben bu add to cart'ı nasıl çağıracağım? Çok basit. Buna tıkladığımda, on click olduğunda eşittir. Şöyle bir fonksiyon çalışacak. This nokta add to cart'ı şöyle çalıştıracağım. Oraya da product'ı yollayacağım. Neden? Hangi product? Product zaten bakın şu. Direkt onun içindeyim zaten. Ctrl S ile kaydettim. Geldim buraya. Bakın çayı. Chunk, Chef Anton's Cajun Seasoning, Gumbo Mix ve diğerine Boysenberry Spread'i buraya eklemiş olduk. Tabii ki bu herhangi bir sepete ekleme işlemi yaptı diyemeyiz. Şimdi geleceğimiz nokta neresi olacak arkadaşlar? Şöyle ki hani ben buna tıkladığım zaman örneğin sepet bilgisini şu Navi'de göstermek istiyorum. Yani şurada bir sepet özeti olduğunu düşünün. Orada göstermek istiyorum. Dolayısıyla bizim bu add to cart operasyonumuzun biraz daha hani tahmin ediyorsunuz app'de olması gerekiyor. Neden? Çünkü yani benim bir sepeti yönetmem gerekiyor ve o sepetten dolayı burada göstermek istiyorum. Yani data transferini yapacağımız için. Bu noktada React Strap'e gelelim. Orada bir now var söz konusu arkadaşlar. Şöyle hangisi şu olabilir herhalde. Bakalım başka kullanabileceğimiz bir şey var mı? Yok, güzel. Şu en tepedeki now'ları şunu yani kullanıyor olacağız. Öncelikle şu importları alalım. Daha şöyle şuradan itibaren alabiliriz. Ctrl C ile alalım. Gerçi bunu Navi'nin içine koyacağımız için Navi'nin
Hiç şey yapmaya gerek yok. Nereyi kullanacağız? Tamamını alalım. Tamamını alalım. İsmini değiştiririz. Yani hangisi daha kolay olur diye düşündüm de. Şöyle. Navi'ye geldim. Navi'de zaten bir şey yok gördüğünüz üzere. Navi'yi olduğu gibi siliyorum. Yerine bunu ekliyorum. Ama ismine example değil de Navi olarak tekrardan düzeltiyorum. Ctrl-C ile kaydettim. Yani uygulamama geldiğimde şu görüntüyü görmem gerekiyor. Ama tabii bu şey yapamadı. Bunu buraya böyle ekleyemedi. Nedeni? Hemen app.js'e gidiyorum. App.js'de. Bakın biz onu container row'un içerisine koyduk. Şöyle şuradaki row'u buradan bir siliyorum. Şundan mı? Evet. Şöyle format document'te yapalım tekrardan. Şunu da bir üstte alayım. Evet. Yani oradaki row'u sildim. O row'dan kaynaklıydı. Artık benim burada gördüğünüz üzere bir şeyim var. Bir navigation barım var. Navi'ye tekrar geldim. Şöyle şurada şey ismi vardı. React Strap yazıyor olması lazım. Evet, React Strap şurada yazıyor. Şöyle North Wind App diyelim. Yani şurayı da böyle düzenlemiş olduk. Güzel. Şimdi amacım ne? Amacım burada bir ürüne tıkladığım zaman o ürünün şurada tek tek option 1, option 2 yerine gelmesini istiyorum arkadaşlar. İşte bu noktada benim yani bir sepet yönetimini gerçekleştirmem gerekiyor. Yani buna tıkladığımda benim sepet nesnesini alıp Navi'ye de göndermem gerekiyor. O yüzden şu product listteki add to cart'ı buradan keselim. Ctrl X ile keselim. App.js'ye gelelim. Şöyle şurada bir add to cart operasyonum olsun. Şimdi bunu artık sepete ekleyebilirim. Peki sepet nesnem ne olacak? O bir hani aynen bunlar gibi bir state arkadaşlar. Dolayısıyla şuraya geliyorum. Virgül diyorum. Cart diyorum. İki nokta. Boş bir array. Kart sepet demek. D ile değil arkadaşlar. İşte kredi kartının kartıyla karıştırabiliyor. Eğitimlerimde çok sık kullandığım için öğrenciler karıştırabiliyor. Bu kart tail olan İngilizce'de sepet demek. Alışveriş sepetinin düşünebilirsiniz. Burayı kaydettim. Şimdi artık add to cart'ın içerisine gelebilirim. Şuraya geldiğimde artık operasyonumu yazacağım. Şöyle ki buradan şunu yazıyorum. Net new cart diyelim. Eşittir. This nokta state nokta cart. Yani this nokta state'deki kartı new cart diye bir değişkene atıyorum. Şöyle ki bir de algoritma yazmak istiyorum. Hem birazcık da JavaScript yazmış olalım. Şöyle örneğin bu çayı ekledim. Bir daha bastım. Bir daha bastım. Hani çayı 3 kere değil de 10 eleman sayısını, hani eleman sayısını arttırsın. Tekrar tekrar elemanı eklemesin anlamında. Şimdi bu noktada tabii bakın biz burayı kaydetmediğimiz için o burada add to cart varmış gibi zannediyor hala. O yüzden hani o alert çalıştı bu arada. Hani o niye çalıştı biz diğer tarafa aktardık da diyebilirsiniz. O yüzden bunu fark etmişken hemen göstereyim dedim. Öncelikle bir bakalım listenin içerisinde şey var mı? Daha önce bu eleman eklenmiş mi? Şöyle ki git new cart'a bak. Find işlemi. Bu find fonksiyonu JavaScript'te find işlemini gerçekleştir. Her bir eleman için cart item diyelim. Her bir cart item için ilgili cart item'ın product'ın niye böyle bir şey yazdığımı birazdan göreceksiniz. Product ID'si eşittir benim gönderdiğim product'ın ID'si. Yani ben
Şu kartın içerisinde şöyle bir data tutmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle şu kartın içerisinde bir product, yani eklenen product'ı, bir de quantity yani adedini tutmak istiyorum. O yüzden daha önce eklenmiş mi diye bu şekilde bir bakmak istiyorum. Hatta şöyle de yapabiliriz yani. Hiç şu işlemi yapmadan direkt slash slash'ta da commentleyebilirsiniz bu arada. Hiç o işlemi yapmadan mesela şunu söyleyebiliriz. New card nokta push diyelim. Array'e bir eleman ekliyorum yani. Bakın buraya geldiğimde product virgül quantity 1. Hani bunun gibi bir işlem yapabiliriz. Ve bu noktada this nokta set state diyerek ben şunu söyleyeceğim. Bizim card değerimiz new card'tır diyebilirim. Burada daha sonrasında bu kodu bir düzenli iyileştireceğiz arkadaşlar. Yani bakın ben ne yapmış oldum? New card'a array'e yeni bir eleman eklemiş oldum. Push diyerek gönderilen elemanı bir adediyle eklemiş oldum. State'i de bu şekilde set etmiş oldum. Aslında ben buraya, şuraya bu add to cart'ı göndermem gerekiyor. Yani geliyorum, product liste diyorum ki sana bir fonksiyon gönderiyorum ben. Add to cart eşittir this nokta add to cart. Buraya göndermiş oldum. Artık ben product listin içerisinde ne yapmıştım? This nokta add to cart demiştim ya. This nokta prop'la geliyor artık. This nokta props nokta add to cart'ı çağırıyorum. Yani kısacası bunu bu şekilde hızlıca çağırabilmiş olduk. Peki o oluşan kart nesnesini, yani state'i ne yapacağım? State'i de benim navi'ye göndermem gerekiyor. Yani şu navi.js'nin içerisine göndermem gerekiyor. Yani geliyorum buraya. Navi'ye diyorum ki navi, ben sana bir kart gönderiyorum. Eşittir. Bu da this nokta state'deki kart. Yani sepeti bu sefer navi'ye gönderiyorum. Yani kısacası artık ben navi'nin içerisinde şöyle geleyim. Navi'ye şuraya geleyim. Örneğin options mı görünüyor? Şurada, hatta şurada bir yerde göstereyim. Şu options'ta göstereyim mesela. Nasıl göstereyim? Şöyle options. Kaç eleman olduğunu yakalamaya çalışalım bakın. This nokta props nokta cart nokta len. Bunu doğru yazın arkadaşlar. Dikkat edin. T ile G'yi tam tersi çok yazar programcı. Length. L-E-N-G-T-H. Kaydedilmemiş bir şey kalmadığından emin olun. Bakalım ne olacak. Bakın şu an 0. Bakın 1. 2. 3. 4. 5. Bakın buna tıklıyorum. Artıyor. Niye? Çünkü şurada kafanız karışmasın diye soruya aldım. App'de şu kodu hatırlarsanız var, edit item dedim ya. Şöyle şu edit item'ı tekrardan açtım. Daha önce listede bu ürün var mı? Eğer varsa zaten edit item tanımlıdır demektir arkadaşlar. Böyle durumda hiç yeniden ekleme. Hiç yeniden ekleme. Bu elemanın quantity'sini artı eşittir 1 yap. Eğer değilse, yani daha önce yoksa, o zaman bu push işlemini gerçekleştir diyoruz. Ctrl C ile yine kaydettim. Bakın 1, 2, 3 ama buna tıkladığımda dikkat edin. Kaç kere tıklarsam tıklayayım bunlara bir şey olmayacak ama şunlara tıkladığımda değişecek. Demek ki elimde benim artık şey var. Yani o kart nesnesi gayet güzel bir şekilde mevcut arkadaşlar. Ben burada artık
şu drop-down item'ları, şu elemanları artık kart nesnesiyle doldurabilirim. Bir sonraki videoda onu